Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Hani benden uzun zamandır istediğiniz bir video vardı. Fuji Touring videosu. Abi ne zaman gelecek diye bana sürekli yorumlarda soruyordunuz. İşte bu video Fuji Touring videosu. Bu da gördüğünüz gibi namı diğer Karşıyakalı Fuji Touring. Tekrar merhabalar. Hemen lafı uzatmadan bu serüvene nasıl başladık arkadaşlar? Önce ondan bahsedelim. İlk etapta KTM Life Action bisikletimi sattıktan sonra hemen bir bisiklet arayışına geçtim. İyi bir kromoli kadroya sahip bir tur bisikleti arıyordum. İlk etapta tüm turcuların baktığı gibi dedim ki bir Surly kadro alayım. Surly Longhole Tracker alayım. Bunu ben kendim yavaş yavaş toplayıp bir tur bisikletine dönüştüreyim dedim. Bu konuda pedallı bisikletten Serkan Taşdelen'le Facebook üzerinden görüştük. Elinde istediğim kadro olmadığını söyledi bana. Zaten sanırım büyük ihtimalle turdaydı o sırada. Çok fazla ilgilenemedi. Arkasından VSF'ye geçtim. Bisiklet gezginiyle görüştüm. Sağ olsunlar Alex'le de görüştük. Oradaki yanlış hatırlamıyorsam Seçil Hanım da eşi. Eşiyle de görüştük. Fakat bana uygun kadro yoktu ellerinde. Tabii hemen yurt dışına yöneldim. Ginelli Hobo Bootleg. Çok güzel bir tur bisikletiydi. Bunu da ben uzun zamandan beri takip ediyordum. Yeni de çıkan bir turda Afrika'da test edilmiş bir tur bisikletiydi. Ne yaptım? Bunu buldum. Eventcycles.com'da buldum. 5000 lira vergileriyle beraber işte osu busu peşikör falan 6000 liraya falan geliyordu. Ama almaya cesaret edemedim açıkçası. Neden cesaret edemedim? Çünkü yolda herhangi bir şekilde ezilme durumunda sorumluluk kabul edecek adam yoktu. Yani tutup da buradan İngiltere'ye de ben gitme gibi bir şansım yoktu. Hemen bir arayışa girdim. Ulan ne yapayım falan bilmem ne derken aklıma geldi. Bizim Yusuf'un dedim ya Fuji Touring de öyle bir anlatıyordu ki Hindistan'da bisikletle kalırsanız şöyle olur böyle olur. Ya dedim şuna bakalım ne kadarmış bu bisiklet. Baktım ki fiyatı uygun. 3300. Hemen araştırmaya girdim. Burada Karşıyaka'da Kadans bisiklette Fatih Ertuğrul'un elinde 2015 modeli yani şu görmüş olduğunuz bisikleti buldum. 2015 ile 2016'sının arasında şöyle bir fark vardı. Birinde yanlış hatırlamıyorsam ön aktarıcı Alivio'ydu. Bundaki Altus'tu. Ben buna çok takılmadım. Çünkü yani zaten üzerindeki seti değiştirmeyi kafaya koymuştum. O sırada indirimdeydi. 2800 lira gibi bir fiyata. Ben bu Fuji Touring'i aldım. Ve hemen üzerinde değişikliklere gittim. Şimdi gelin bakalım şu değişikliklere hep beraber neler yapmışım. Bir göz atalım şunlara. Evet, bisiklet bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bisikletin ilk etapta ben üzerine eklediğim şeylerden başlayayım. Arkada gördüğünüz gibi ortlipleri kullanıyorum. Bunlar Cityback Roller'lar arkadaşlar. 40 litre hacme sahip. Benim için yeterli geliyor. Ön tarafta şimdilik bir bagaj yok. Siparişi verildi bir tubus tara. Ve yine arkadaki ortliplerin bir benzeri ön versiyonu olan ortlip City Front Roller'lar gelecek. Onun haricinde ben ne yaptım şimdi bisiklete? Ön tarafta bir de gidon çantası kullanıyorum. Bunun bir incelemesini yapacağım zaten Vaude'nin. Bunu o yüzden çok fazla içine girmiyorum. Ama ön çantayı hepinize tavsiye ederim. Çok işe yarıyor. Gerçekten faydalı bir ürün. Hemen devam ediyorum anlatmaya. 2 adet suluk taktım. Suluklardan bir tanesi Çeşme'de bu arada. O yüzden termoslarımdan biri burada. Birisi yok. Pardon özür dilerim. Suluk diyorum. Termos olarak ne kullanıyorum? Bunu biliyorsunuz. Matara videomda önerilerde geldi. Laken. Bunun aynısından bir tane de burada var. Suluk olarak da ben büyük XLC'nin suluklarını tercih ettim. Şurada pompamı görüyorsunuz. Pompam 100 PSI'ye kadar basabilen Schrader ve Presta uyumlu Crank Brothers marka bir pompa. Çok da memnunum. Aydınlatma olarak ne kullanıyorum? Valla düzgün benim Solar Storm buna şuraya tutturamadım. Yani daha net bir çözüm bulamadığım için şimdilik bisikleti şöyle pavyon şahinine çevirerek 2 adet gördüğünüz gibi el feneri taktım. T6 kreye ledli. Kreye T6 ledli veya. Bunlar ondan sonra gelelim. Nereye gelelim? Gidon sargımıza. Gidon sargımıza gövdeye uyumlu siyahtı. Ben bunu değiştirdim. Biraz daha gövdeye uyumlu hale getirdiğimi düşünüyorum ama değiştirebilirim. Onun haricinde nelerden bahsedebilirim size? Onun haricinde şurada gördüğünüz bir çanta var. Bunda çantamdan, tur çantamdan neler vardı? Hep beraber inceleyeceğiz. Bir de şurada gördüğünüz Darth Vader amca var. Bu da böyle. Bunun bir de Star Trooper ile gelecek buraya. Star Trooper bu arada pardon. Arkaya aydınlatmaya geldiğimde şöyle Scully'nin ufak yer kaplamayan hafif bir lambasını kullanıyorum. Yeterli oluyor yollarda. Bagaj lambası almadım. Bunu anlatmama gerek yok. Her turcunun vazgeçilmesidir bagaj lastiği. Evet şimdi bisiklet üstündeki nelerden bahsedelim.
Öncelikle nereden başlayalım? Lastiklerden başlayalım. Evet. Lastikleri arkadaşlar ben Ruben'a tercih ettim bu sefer. Gördüğünüz gibi Longway şurada yazıyor. Longway Ruben'a Flash 735 ya da 37-622 ölçülerinde patlamaya karşı zırhlı bir lastik kullanıyorum. Niçin şivalbe kullanmıyorum bu sefer? Hem fiyatının gereksizliği dolayısıyla hem de çok memnun kalmadım şivalbede, hem de çok ağır ve çok sert bir lastikti. Ruben'a, gerçi ismi değişti bunda, Mitas oldu. Mitaslardan da şimdilik memnunum. Bunun haricinde size ne bahsetmem gerekiyor? Üzerinde bisikletin tabii ki ayaklık olmuyor. Ben kendim şuradan görüyorsunuz. Şöyle XLC'nin bir ayaklığını taktım. Bisikletin kadro özelliklerine geçecek olursak, bisiklet kromoli kadrodan oluşuyor. Bu konuda herhangi bir bozukluğu yok. Gayet sağlam bir kadro. Yusuf'un dediği gibi cantilever fren bağlamak için bir bölüm var. Arkada 25 kiloluk Fuji'nin kendi verdiği bir bagajı var. Hemen şurada, bilmiyorum göremiyor olabilirsiniz. Şurada aslında ben buraya ayaklık bağlamasaydım burası kullanılabilirdi. Yedek jant teli takma bölümü var ama ayak sehpa bağladığım için bunu kullanamıyorum. Vallahi açıkçası kadro hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani yeterince her şeyi zaten Yusuf anlatmış. Önerilerde onun videosu geliyor, oradan izleyebilirsiniz. Önde sabit maşa kullanılmış. Yaylanmaya biraz daha, özellikle turlarda kullanılan sabit maşalardan kullanılmış. Yaylanmaya biraz daha yatkın oluyor bunlar. Hafif eğimli oluyor. Bunun dışında size neler söyleyebilirim? Drop bar hakkında konuşalım biraz. Drop bar'dan önce frenlerden bahsedeyim isterseniz. Dediğim gibi Tektro'nun frenleri var üzerinde arkadaşlar. Şöyle şurada düğmeleri var bunun. Bu düğmeler ne işe yarıyor? Frenin biraz daha yolda akordunuz bozulursa frenin biraz daha açılıp kullanılabilirliğini arttırıyor. Yani akordunuz bozuk olsa bile yolda devam edebiliyorsunuz. Onun haricinde bar and shifter'lar var. Bunlara alışması zor arkadaşlar. Ben ilk başlarda sürekli bacağım çarpıyordu ve cidden bacağınız çarptığında bir anda vites değişiyor. Ne oluyor? Dedirtiyor insana. Hemen geliyorum. Atladığım bir şey vardı. Çamurluklar. Bunlar tur bisikletlerin en önemli parçalarıdır. Hakikaten çok rahatsız edebilir çamurlu. Özellikle yağmurlu havalarda. Ben Polisport'un, yanlış hatırlamıyorsam Delta bisikletten almıştım. Polisport'un çamur fiber çamurluklarını tercih ettim. Hem hafifti hem ucuzdu. Yalnız montajı biraz zordu. Şurasını monte ederken özellikle şuralardan dikkat etmeniz gerekiyor ki kesmeniz gerekecek. Bu yüzden bir demir testeresine ihtiyacınız oluyor. Hemen ardından neye değinelim? Bisiklette benim gördüğüm en kötü özellik göbekler arkadaşlar. Göbekler bana göre ucuz Çin malı göbeklere benziyor. Dandik olduğunu düşünüyorum. Bu göbekler değişecek jant telleriyle beraber. 36 telli olsa da çok memnun görünmüyor. Çok gözüme hitap etmedi bu. Hemen devamında Selem'den bahsedeyim. Selem'i zaten tanıyorsunuz kendisiyle. Daha önce birkaç videoda tanıştınız. Selem olarak Brooks'u tercih ediyorum. Artık tamamen yumuşadığı için inanılmaz şekilde rahat. Herkese gönlünü yani ferah tutunuz ve istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Bu arada Brooks'u ben nereden almıştım? Bike Components'ten. Şu anda Erdoğanlar'da çok daha ucuz fiyatları. O yüzden Bike Components'i sallayın. Biraz havalanlar, fiyatları uçurdular. Hemen gelelim aktarım organlarına. Ne yaptık? Üzerindeki ön aktarıcımız alt üstü. Bunu DR M771 XT serisi ön aktarıcıyla kapasite hesabı yaparak değiştirdik. Bununla ilgili de bir video yapacağım yarın bir gün. Ayna kolumuz DR idi. Aynı ayna kola devam ettik. Kaçtı bu? Yanlış hatırlamıyorsam 26-36-48 olması lazım dişlileri. Arka tarafta uzun bacaklı yine DR XT M771 bir arka aktarıcı kullandım. Aynı şekilde M770 kaset 11-34 bir kaset kullandım. 11-34 dişli oranı yine bir XT'ydi. Zincirde ben aslında bayağı özendim. Missing Link'li KMC aldım bu sefer arkadaşlar. Bu zincirin özelliği Super Light denilen SL serisi. KMC'nin X9 SL serisi bir zinciriydi. Evet, benim size tur bisikleti hakkında şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi ön tarafa bir bagaj, tubus tara bir bagaj. Ve ön çantalar da gelecek. Onların da ayrıyetten bir inceleme videolarını çekeceğim. Dediğim gibi şurada az önce bir Vavde vardı. Ön gidon çantası. Onu da söktük. Daha sonra onun da inceleme videosunu çekeceğim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım Fuji Touring ile ilgili verdiğim bilgilerden, tur bisikleti ile ilgili verdiğim bilgilerden yeterince istifade etmişsinizdir. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine başka bir konuda hep beraber birlikte olacağız. Yine başka bir konuyla karşınızda kameralar önünde olacağım.
Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada teşekkür ederim. 5000'i artık yavaş yavaş devirdik sayılır. Bugünlere gerçekten canı gönülden söylüyorum. Sizlerin sayesinde geldim. Ve abone sayılarım arttıkça, like'lar geldikçe bunlar beni daha çok azimlendiriyor. Size bisikletle ilgili bir şeyler verebilmek için elimden gelen ne gerekiyorsa hepsini yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.